Güzel bir pazar gününden herkese merhaba. Yine dop dolu içeriğiyle biz harika bir program hazırladık. Nasılsın evet. Erman Hoca İyi, dünden sağ beri? Sağ olun. Sen de çok şıksın bugün. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bugün yine yoğunuz. Evet. Kadına şiddet ve boşanma davalarından bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu. Son dönemlerde çok arttı. Ben farklı bir konudan bahsedeceğim. Kuyruk sokumu travmalarına gideceğim. Kuyruk sokumu ağrılarından bahsedeceğim. Daha sonra yine bir bilinçaltına yolculuk yapacağız. En son fantezi müzikle bir akış yapacağız. Oh evet. ne güzel. dolu evet. harika, değişik içerikleriyle, çok güzel Hı -hı. konu ve konuklarıyla biz bize başlıyor. Kuyruk sokumu rahatsızlıkları nelerdir? Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Nasıl belirtiler gösterir? Kuyruk sokumu rahatsızlıkları nasıl tedavi edilir? Kuyruk sokumu rahatsızlığı yaşayan hastalar nelere dikkat etmeli? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Erman Çekit cevaplayacak. Boşanma davası sebepleri nelerdir? Kaç çeşit nafaka var? Velayet hakkı hangi kriterler göz önünde bulundurularak verilir? Boşanma sonrası mal paylaşımı nasıl olur? Şiddete uğrayan kadınların hakları neler? Korunma tedbir kararı nasıl alınır? Avukat Erkan Yalçınan anlatacak. Bilinçaltı hayatımızı nasıl etkiler? Regresyon ne demek? Bakırın ve taşların şifasından nasıl faydalanılır? Çakra nedir? Vücudumuzda nerelerde bulunur ve ne anlam ifade eder? Enerji çalışmaları çakraları nasıl etkiler? spiritüel danışman Rabia Yılmaz Karatay yanıtlayacak. Müzik yaşamı nasıl başladı? Şarkı sözlerini nasıl yazıyor? Şarkıda besteye mi, müziğe mi önem veriyor? Albümlerini hazırlarken nelere dikkat ediyor? Hangi müzik aletlerini çalıyor? Sanatçı Sibel Hançer sanat yaşamıyla ilgili bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Avukat Erkan Yalçın bizimle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkürler. Bugün sizinle aslında toplumumuzda çok büyük sorun olan hala böyle bir çareler bulunsa keşke bu kadar olmasa dediğimiz kadına şiddeti konuşacağız. Ee, ben hemen size sormak istiyorum. Sizce kadınların haklarının korunması için nasıl düzenlemeler yapılmalıdır? Yani aslında hali hazırda düzenlemelerimiz var. Yani yasal olarak aslında mevzuata baktığımızda bütün kanunlarımıza baktığımızda her türlü hani kadının hakkı korunuyor. Ancak eksik olduğumuz nokta uygulama noktasında biraz eksikliğimiz var. Bunun sebebi de kişilerin birbirinden hani bağımsız hakları var aslında. İşte özgürlüğünüzün başladığı yer başkasının özgürlüğünün başladığı bittiği yerdir gibi tabirlerimiz var ama insanların dikkat etmediği noktalardan biri de bu zaten. Yasalar mevzuatlar buna göre ortaya konuyor ve buna göre düzenleniyor. Maalesef mevzuatlarımızda tabii ki hani kanunun içi boşluklarımız var. Hani bunlara değinmek istersek günlerce, saatlerce konuşsak bile bitmeyecek bir şekilde Doğru. var ama kadına yönelik şiddeti zaten korumak adına 2012 yılında 6284 sayılı yasamız zaten getirildi. Bu yasada zaten hem aile içi şiddetin hem de kadına yönelik şiddetin korunmasına dair bir kanun var zaten. Bu amaçta zaten kolluk ve savcılık beraber hani çalıştığı için o konuda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama mevzuatlar yönünden baktığınızda zaten anayasamızdan tutun işte uluslararası kanunlara, insan haklarına kadar bütün mevzuat geniş bir konuda. Peki e, bu şiddeti önlemek adına hangi caydırıcı e, düzenlemeler yapılabilir? Ya caydırıcı düzenlemelerden kastımız öncelikle şu, zaten verilen cezalar var. Aslında baktığınız zaman e, cezalar yönünden hem asliye cezalarda verilen cezalar yönünden hem ağır cezalar ağır ceza mahkemelerinde verilen cezalar yönünden belli başlı şeylerimiz var ama baktığınız zaman bunları bir demine oturtmak istediğiniz zaman tabii ki her ceza'nın ağırlığı kendine göre farklı cinsel e, taciz olsun veya şiddet olsun şiddetin fiziksel veya psikolojik e, kısmına baktığınız zaman detaylı incelediğiniz zaman zaten hani tüm kanunlar yönünden aslında oturtulmuş bir yasa var hani bunları ee, istediğiniz zaman e, kolluk ve savcılık aracılığıyla zaten koruyabiliyorsunuz. Bu hakkınızı istediğiniz zaman savunabiliyorsunuz. Ki zaten toplumumuzda dernekler var. Kadın dernekleri şiddete her türlü e, maruz kalmış kadınlarımız yönünden hani onlar da aktif bir şekilde çalışıyor ve bunlar yönünden de zaten derneklerde bil fiil çalışan avukat meslektaşlarımız da var. Çok güzel faaliyetleri de var. Ee, Keza geldiğim bölgede de ...birçok kadın derneği var ve çok güzel faaliyetlerde de bulunuyor. Hani bu konuda zaten toplumun bilin toplum bilinci dolmuş bir şekilde ama e, en önemli etken şu. Kadına yönelik şiddeti aslında kadın başlatıyor. Niye derseniz e, toplumu yetiştiren kimdir? Kadındır. Çocuk ilk nerede başlıyor? Eğitim, öğretim, aile içi hayatına kadının elinden başlıyor. Yani e, en nihayetinde bir kadın yani bir erkeği doğuran da bir bir kadın. Buna baktığınız zaman bu sebepten dolayı ilkin bütün yasaları öncelikle içselleştirmemiz gerekiyor. Yani baktığımızda mevzuat A4 kağıdından başka bir şey değil aslında. Yani o mevzuatı çıkarıp yazmak ama devamında uygulayamadıktan sonra çok bir etkisi olmuyor. A4'ten öteye geçmiyor. Yani bir mahkeme kararını da sonucu elde ediyorsunuz ama onu uygulamaya koymadıktan sonra yani bir A4 kağıdından hiçbir farkı yok. Ya aslında kadınlar olarak ben yani erkekler olarak da aynı şekilde özlük haklarımızı bilmiyoruz diye tahmin ediyorum. Çünkü hani bir kadın şiddete uğradığı zaman ne yapması gerektiğini bilmiyor açıkçası. Yani yani ilkin yapılacak Hı? şey şu Arman Bey. Yani Hı? zaten kolluğa başvurabiliyorlar evet. direkt. Bunu basmak basamak sayarsak aslında Aynen. biraz İlkin kolluğa başvurabilirler. Evet. Daha sonrasında eğer kolluktan yardım alamama gibi bir durumu uzak vesaire bir şey olabiliyor. Ya da nöbetçi savcı bulamıyorlar, müracaat savcısını bulamıyorlar. Kolluk aracılığıyla zaten bunu yapabilirler. Bir de çok güzel bir uygulamamız geldi. KADES dediğimiz yani. KADES uygulamasını indirdiklerinde zaten mevzuat o konu kades programında çok açık bir şekilde belirtilmiş. Direkt KADES'e KADES e tek bir tuşla tıklayarak bütün haklarınızı öğrenebiliyorsunuz. Hı hı. Yani sadece kadınlar yönünden şiddet değil, erkeklere de bir şiddet var baktığımız zaman aslında hem ülkemizde hı hı. hem dünya çapında. Hı hı. Yani bunları araştırmak, öğrenmek çok zor bir şey değil. Artık biliyorsunuz. Sosyal medya çok büyük bir etken. Hı hı. Ve istediğimiz zaman istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz zaten bu to, bu bilinçte birçok seminerler düzenliyoruz. Derneklerin birçok faaliyetleri var. Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda sürekli yayın yapıyorlar. Yani bunları izleyerek de ki kez daha şu an canlı yayın programındayız ve ülkemizde birçok insan belki birçok kadın şu an bizi izliyor. Hani onlara da söylüyorum en yakın bir hukuk bürosuna da başvurabilirler. Hangi hakları Benim, var? Peki mesela kolluktan bahsettiniz. Sonra ya, mahkeme hakkı mı var. Bunlar tabii evet. ki şimdi şiddeti Maruz kaldığınız, evet. şiddete maruz kaldığınızda ilk yapmanız gereken şey ne? En basiti bir darp raporu almanız gerekiyor ve bu hı. darp raporunu nereden alıyorsunuz? Acil servis birimlerinde zaten orada kolluk kuvvetlerinden görevli arkadaşlarımız var. Oraya gidiyorsunuz kimden şiddet gördüyseniz eşiniz olabilir, oğlunuz olabilir, komşunuz olabilir. O, bağ, o bağlamda oraya söylüyorsunuz bir darp raporu oluşturuluyor. Hı hı ve bu oluşturulan darp raporu zaten kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Hı hı. Bildirilirken de zaten sizin ifadeniz tekrar alınacak diye hem kollukta hem savcılıkta ifadeniz alınıyor. Daha sonrasında zaten mahkeme açılıyor ve e, mahkeme süreci başlıyor. Yani duruşma dediğimiz süreç başlıyor. Burada da zaten size gerekli tebligatlar, gerekli bildirimler yapılıyor. Onlardan yola çıkarak da zaten bütün haklarınız orada korunuyor yani. Belli kanunlarımız var zaten. Yani Bir yere yani, başvurmak sonra otomatikman gidiyor zaten. Söyle, evet, yani ben bu, şunu bu merak bilimde... ediyorum. Ee, kadın eşinden şiddet görüyor. Ve aynı evet. evde yaşamaya devam ediyor mu? Onu o eşinden korumaya e, devam ediyorlar mı? O aslında yani şu... bir yere başvurmaktan ziyade tabii Tabii ki o da önemli. Bence gerisi de önemli. Ne yapılıyor? Çünkü Tabii çoğu ki. kendi içindeki insandan şiddet görüyor. Aynen. Yani zaten dediğim gibi DARP raporu alındığında kolluğa başvurulduğunda uzaklaştırma kararı çıkarılıyor. Yani bu uzaklaştırma kararı da hani aynı evde yaşasanız bile çıkarılıyor ve bir süre zaten evden uzaklaştırılıyor. Devamında da e, kadınlarımız maalesef şunu yapmıyor. Şiddet gördüğü eşini bir şekilde belki affediyor. Belki bir şey oluyor. Evet, hani e, o affetme noktasını aslında o e, temel çizgiyi kaçırmamaları lazım. Yani şiddet gördüğünüz insan bunu bir kere yapıyorsa bir daha da yapacaktır. Yani bu psikolojiyle hareket etmeleri lazım aslında ama Yapmıyorlar. Ne oluyor? Araya komşu giriyor, avukatı giriyor. Aile düzeni, Aile düzeni bozulmasın. Çocuklar işte huzursuz olmasın. Ya da olmasın. çaresiz hissediyor. Evet. İleriye dönük kendini, e çaresiz ekonomik Aynen. olarak ve işte toplumumuzda sunulan bazı değerlerden ya da yetiştirilme tarzımızdan dolayı Aynen. bir şekilde vazgeçiyorlar. Feragat ediyorlar. Feragat edince de zaten aldığınız uzaklaştırma kararının da artık çok bir ehemmiyeti kalmıyor sadece sistemde görünen bir i̇şte uzaklaştırma kararı. İşte belki kadınlarımız haklarını daha çok bilirlerse bizler de bu programlarda sizler işte dediğiniz gibi e, bu tarz dernekler var. Bunlar daha çok duyurursa belki daha çok e, bunu önleyip caydırma gibi bir şeyler Aynen. olabilir diye düşünüyorum. Zaten ilk amacımız o. Yani insanları yönlendirirken hani doğruyu ve yanlışı öğretmek lazım. Şimdi şiddet gördüm ama karakol aşamasına gidiyorum. Ben eşimden işte şiddet gördüm ama seviyorum. Tamam, seviyorsun. Belli bir noktaya kadar zaten insanlar tamam diyor. Ama diğer kısmı önemli. Şiddeti gördükten sonra pişman olup geri dönen var. Az önce bahsettiğiniz gibi ekonomik olarak bağımsız olmadığı için mecburen eve bir dönüş var. Bu süreçte hep diyorum hukuki bir yardım muhakkak almaları lazım. Niye diyeceksiniz? Zaten barolarımızın adli yardım birimleri var. Yani adli ücretsiz yardım olarak, evet değil mi? adli yardım birimine başvurduğunuz zaman zaten ücretsiz olarak size bir avukat tayin ediliyor ve o avukat meslektaşımız zaten detaylı bütün bilgilendirmeleri yapıyor, gerekli yerlere başvuruları, müracatları da yapıyor. Yani kanunu açıp Baştan aşağı bir kadının okuyup ezberlemesine gerek yok. Evet, Zaten belli bir süreç var ve hukuki anlamda o desteği aldıktan sonra o belli süre, süreçleri zaten meslektaşlarımız anlatır. Açıklıyor. Kadına her türlü şiddete, insanlara her türlü canlı şiddete karşıyız. Aynen. Ee, i̇nşallah bunlar da azalır, son bulur diyoruz. Ee, hemen bir boşanma davalarına geçmek istiyorum. Kaç çeşit Tabii. boşanma davası var? Şimdi boşanma davaları şöyle. İki çeşit boşanma davamız var. Biri çekişmeli dediğimiz, bir de anlaşmalı. Anlaşmalı boşanma dediğimiz boşanma, çok basit. Nasıl? Mahkemeye iki eş başvuruyor. Öncesinde bir protokol hazırlıyorlar. Ve bu protokolün gereğini mahkeme huzurunda biz bu protokol gereğince boşanmak istiyoruz diyorlar. Bu süreç sıkıntılı bir süreç de olabiliyor bazen. Anlaşmalı boşanmada çünkü e, her e, noktaya değinmeniz gerekiyor. En basitinden mal ayrılığına, nafakaya, çocuklar varsa çocukların kimde kalacağına. Yani o düzeni sağlamak aslında e, boş, anlaşmalı boşanma diğer e, çekişmeli boşanmaya göre daha teferruatlı baktığımızda ama sadece tek avantajı taraflar anlaşarak boşandığı için çok kısa bir sürede bitirebiliyoruz. Yani bir haftalık bir sürede biten boşanma davası da var, anlaşmalı boşanmada bir ayda biten de var. Yani bu süreç e, bağlı olduğunuz adliye birimindeki iş yoğunluğuna göre değiş, değişiyor. Çekişmeli boşanmada da şöyle bir sıkıntı var. Taraflardan biri ya boşanmak istemiyor. Ya da diyor ki benim özlük haklarımı bana versin. Bana özlük haklarımı vermediği için ben onu boşamak istemiyorum diyor. Ya da boşanmak istiyorum ama şu 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 kısımları Şaklarlar. istiyorum. Atıyorum maddi manevi tazminat sistemi vardır. Çocukların işte şu kadar sürede bende kalması ya da çocukların velayetleri bende kalsın. Veya işte şu kadar nafaka işte tedbir nafakası olsun, yoksulluk nafakası olsun, iştirak nafakası olsun. Hani çocukların işte bakım giderleri vesaire bu konuda anlaşamadıkları zaman ne oluyor? Çekişmeli anlaş çekişmeli boşanma davasına dönüyor. Çekişmeli boşanma davası da zaten mahkemenin sürecine bağlı. bağlı. Yani çok kısa da sürebilir. Bu süre işte kendi dosyalarımdan yola çıkarsak birçok çekişmeli boşanma davasına ilkin çekişmeli olarak başlayıp sonra da anlaşmalıya çevirip yani. Bitirdiğimiz birçok dosyada var. Eşler bu durumda zaten şey oluyorlar. Hani yıpratıcı bir süreç. Aynen evet. o yıpratıcı süreci atlatmak istiyorlar. Hani birbirini yıpratmak yerine tamam maddi manevi tazminatla atıyorum e, belirledikleri rakamın bir, bir tık altına inip Tamam bir şekilde bu, aynen, bu konuda anlaşalım diyorlar. Peki e, hakim çocuğun velayet hakkını anneye ya da babaya verirken neleri dikkate alıyor? Neye göre veriyor? Tabii ki yani bu konu aslında kamu düzenini ilgilendiriyor. Çünkü e, gerçekten velayet sıkıntılı. Yani yanlış zamanda yanlış kişiye velayeti verdiğinizde toplumda e, yani e, bireysel olarak çöküş yaşayan bireyler yetiştiriyorsunuz. Bu nedir? Hani e, psikopat dediğimiz kesim oluyor. Ve bu kesim zaten o boşanmaların sonucunda doğan bir kesim oluyor. Yani velayetin verilmesi konusunda hakimin yaptığı ilk şey şu zaten. Sosyal inceleme raporu alınıyor. Bu sosyal inceleme raporu ekonomik durum raporuyla birlikte yani EDS dediğimiz ve SİR raporları dediğimiz bu iki raporun toplamının bir heyet tarafından bir nevi hani işte şu şu kısımları kısımlarda annede kalması doğrudur ancak şu kısımlara dikkat edilmesi gerekir ya da ekonomik olarak anne daha güçlüdür ama anne alkol kullanıyordur işte kötü yaşam sürme olayı vardır bu sebepten dolayı hani iyileştirme dediğimiz kısma gidiyor atıyorum nafaka kısmını anneye hükmediyor işte sen bu kadar nafaka vereceksin babaya ve çocuklara. Çocuklar babada kalacak. Yani, yani çocuk bunu, için hangisi daha doğruysa evet. aslında ona karar veriliyor. Tabii ki e, hakim zaten karar verirken tek başına o kararı vermiyor. vermiyor. Yani oluşturulan sır raporları ve ekonomik EDS durum araştırmasına göre o kararı veriyor ve e, bunu verirken de muhakkak zaten çocukların e, bir pedagog veya e, psikolog eşliğinde dinlenildikten sonra taraflardan hani bunu talep ediyor. Kesin bunlar bunlar yapılırsa size vereceğiz diyorlar zaten duruşmada eğer çocuk zaten hani 7 yaş ve üzeri ise kendi talepleriyle de dinletip çocuğun kimde kalmak istediğini de hakim Karar kendi verir. Süreçler, evet. Evet. çok Peki. uzun süreç. çok teşekkür ederiz ben teşekkür ediyorum ee, az sonra Erman Hoca ile kuyruk sokumundaki rahatsızlıklardan bahsedeceğiz bizden ayrılmayın sokumu rahatsızlıkları nelerdir? Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Nasıl belirtiler gösterir? Kuyruk sokumu rahatsızlıkları nasıl tedavi edilir? Kuyruk sokumu rahatsızlığı yaşayan hastalar nelere dikkat etmeli? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Erman Çekit cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Erman Hoca yine Ruhi'yle beraberiz. Evet. Sen olunca Ruhi'siz olmuyor. <laughs> Bugün de kuyruk sokumundan bahsedeceksin. Evet. Ee, nedir kuyruk sokumu rahatsızlıkları? Evet Ruhi üzerinde gösterip yine oturarak devam edelim istersen. Tamam. Kuyruk sokumunun neresinde olduğunu bir görmemiz lazım ilk önce. Ee, kuyruk sokumu dediğimiz zaman hastalarda çok karışık bulgular, çok karışık yerler tarif ediyorlar. Kuyruk sokumu halk arasında poçik dediğimiz yer. duydum mu, hiç bilmiyorum ama poçik mi ağrıyor derler. <laughs> poçik dediğimiz yer. Ee, Ruhi üzerinde gösterecek olursak. E, bel kısmının bittiği yerde şöyle buzluğun bir kemiğimiz vardır bizim sakrumdan başlayıp aşağı doğru şu kısım e, şöyle e, poçik dediğimiz kuyruk sokumu olan kemiklerin birleşmesiyle oluşan bir yer. E, çok fazla bağların çok fazla kasların e, birbirine bağlandığı oturduğumuz zaman omurgayı taşıyan omurganın yükünü taşıyan aslında çok önemli bir yapı, bir yapı. Çok küçük bir yapı ama çok önemli bir yapı. Kuyruk sokumu burası. Burayı gösterdikten sonra doğru. istersen hastalıklara devam edelim. Tamam. Yine verelim Ruhi gönderelim biz. dinlenmesi Söyledim. için. Benim. Şimdi e, toplumda herkes muhakkak bir kuyruk sokumu ağrısı çekmiştir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla e, bunu çeken hasta var. E, kuyruk sokumu rahatsızlıkları genelde e, kuyruk sokumdaki o kemiklerin e, reaksiyona uğraması, e, oradaki kemiğin, periostunun yani kemik zarının e, iltihaplanmasıyla oluşan ve oturduğumuz zaman şiddetli e, ağrıyla oluşan bir e, rahatsızlık. Kuyruk sokumu rahatsızlıkları genelde bunlar. yani Peki, e... Anladığım kadarıyla herhangi bir rahatsızlık olduğunda şiddetli bir ağrısı evet, var. Ee, bu ağrı neden oluyor peki? Şimdi çok se çok sebebi var. Ee, i̇lk baştan e, oturuş pozisyon. Yani e, günlük yaşantımızda artık hep bahsediyoruz ya 12-16 saat artık e, ergonomik olmayan koşullarda oturmaya başladık. Çocuklardan tutun iş yaşamımızda kadar e, devamlı oturuyoruz. Ee, uzun saatler oturuyoruz. Ayağa kalkmadan, dinlenmeden oturuyoruz. Ee, kuyruk sokum dediğimiz koksik kemiği de bizim oturduğumuz zaman omurganın yükünü taşıyan bir yer esasında. Ee, bu yük, buraya ne kadar yük verirsek e, oradaki reaksiyonu, işte kas spazmlarını, e, ligaman hasarlarını, kemik hasarlarını artırıyoruz. En büyük sebebi uzun saatli oturuşlar, ergonomik olmayan oturuşlardan kaynaklanıyor. E, i̇kinci büyük sebebi e, genelde obez hastalar, e, kilolu hastalar e, yine oturuş pozisyonda e, kilolu hastalarda oraya bilen yük çok fazla bindiği için e, obez hastalarda daha sık görüyoruz. Ee, aşırı kilo kayıplarında da görüyoruz. Yani o kuyruk sokumunu koruyan yağ tabakası çok incedir. Normalde incedir. Ee, mesela e, bir 10 kilo bir 15 kilo verdiğimiz zaman oturmaya başlayınca hastalarda kuyruk sokumu ağrısı hissederiz. Çünkü o yağ tabakasının olgunlaşmasına izin vermediğimiz için hızlı kilo kayıplarında e, oradaki orayı koruyucu bir yağ Aa, tabakası çok kalmıyor. Çok enteresan bunu hiç bilmiyordum. Evet, hızlı ka kilo kayıplarında da kuyruk sokumu ağrısını çok görüyoruz. Ee, onun dışında çeşitli hastalıklar var tabii ki de ee, yani e, kemik hastalıkları var, tümörler var, enfeksiyonlar var, ee, bağırsak enfeksiyonları var, e, bağırsak tümörleri var. Bunların hepsi yani leğen kemiğini ilgilendiren e, hastalıkların çoğu aslında kuyruk sokumunda ağrı yapabilir. Hmm. Ee, kadınlarda daha sık görülüyor. Ee, yine <laughs> aynı şekilde yine kadınlarda e, neden daha, daha sık görülüyor? 5 kat kadar daha sık görülüyor Çünkü kadınların leğen kemiği erkekler gibi değildir. Yani doğuma elverişli bir leğen kemikleri var. Daha yayvandır. Daha yayvan olduğu için koksiksi e, bağlayan bağlar daha gergindir kadınlarda. Özellikle e, doğum yaptıktan sonra kadınlarda belki hamilelikte de çok sık rastladığım bir şey. Doğum yaptıktan sonraki dönemlerde o kaslar çok gerildiği için, çok e, zorlandığı için Doğum sonrası da e, koksik ağrılarını çok sık görüyoruz, kuyruk sokum ağrılarını çok sık görüyoruz. E, peki bu ağrı kendini nasıl hissettiriyor? Çok hız verici bir şey. E, hastaların gerçekten yaşam fonksiyonları çok etkileniyor. Çünkü oturmak bizim temel eylemimiz. Yani e, parmak kesildiği zaman mesansızlığını tolere edebiliriz ama oturmadan durma durma şansımız yok. E, o yüzden e, hasta oturduğu zaman sert bir yerde olsa, yumuşak bir yerde olsa, yani böyle dik oturduğu zaman. Ee, yükü alan yer orası olduğu için hasta oturamıyor. Ee, oturam Oturduğu zaman ciddi bir ağrı e, kuyruk sokumundan bele yayılan, ayaklara yayılan ciddi bir ağrıyla e, en büyük sıkıntımız bu ağrı şikayeti. Ama e, hareket fonksiyonlarını da etkiliyor. Mesela oturup kalkarken ayaklara vuran yukarı vuran ağrılardan bahsediyorlar. E, yan yat, yatış pozisyonunu düzgün ayarlayamıyorlar. Yani sağdan rahat sola rahat yatabiliyor mu kuyruk efendim, sokumunda rahatsızlık olan rahat yatabiliyor mu yatamıyorlar. Yani yat, Genelde yüzüstü yatamadılar. Sırt üstü yan yatmaya çalışırlar. Yan yatmaya çalışırken bile e, oraya uygulanan baskıdan dolayı e, yan yatarken de, e, ağrı hissediyorlar. Yani yaşam şeklinin fonksiyonlarını, sosyal hayatı çok ciddi etkileyici bir ağrısı var. Diş ağrısı gibi diye düşün. O yüzden geçinemediğimiz zaman gerçekten sosyal yaşam çok etkileniyor. Peki nasıl tedavi ediyorsunuz bu ağrıları? Şimdi sebebi tabii yönelik yapmak lazım. Kuyruk sokumu kemik ağrılarını iyileştirmek çok kolay değil. Kemik ağrıları, kas ağrıları gibi böyle bir haftada 10 günde iyileştirebileceğimiz ağrılar değil. O yüzden biraz daha dirençli. Hastaların bize uyuması lazım. Yani bazen 2-3 ay 6 ay süren ağrılar var. E, uyumlu tedavi yapmamız gerekiyor. İlk başta e, yani kolay tedaviler, işte ağır kesiciler falan veriyoruz, e, uygun şekil poz pozisyonları veriyoruz. Mesela oturma simidi veririz, yani ortası delik hmm, simitler evet, vardır. Evet. Özellikle bunları e, ben söylerim ki çanta gibi yanında taşıyacaksın. Yani nereye gidersen git bu yanında olacak. Otobüse bindiğin zaman otururken koyacaksın. Yumuşak koltuğa otururken koyacaksın. Bayağı rahatlatıyor değil mi onlar? E, tabii oraya yükü mümkün, mümkün olduğunca azaltmak lazım. E, bazı hastalarda hareket tedavisine veriyorum. Burada da yine hareket önümüze çıkıyor. Çünkü şimdi bu ağrı arttıkça hastalar hareketsizleşmeye başlıyor. Yani ağrı arttıkça çünkü koruma mekanizmasıdır. Yani ağrı arttıkça orayı korumak için pozisyona girmeyiz. Tabii daha da güçsüzleşiriz. Yani Sağ sola dönmeyiz, hareket yapmayız. Ama bu kısır döngüye sokuyor hastayı. Yani hareketsiz kaldıkça oradaki kaslar daha çok kısalıyor, daha çok inflamasyona vuruyor Aslında orayı açmak lazım. O yüzden bazı hastalarda hareketle egzersizle o kasları koksişin yanındaki bağları uzatmak amaçlı egzersiz tedavileri veriyoruz. E, kısır döngüyü kurmak için egzersiz tedavisi tedavimizin en önemli şeylerinden bir tanesi, bölümlerinden bir tanesi. E, ağrıyı geçiremediğimiz hastalar var tabii. Yani tedavi şeyle ilaçlarla, hareketlerle, oturma simitleriyle ağrıyı geçiremediğimiz hastalar var. Bu hastalarda da tabii e, invazin yöntemlere başvurmak lazım. Neler yapıyoruz? E, enjeksiyon tedavilerine geçiyoruz genelde ilk başta yaptığımız şeyler kortizon enjeksiyonlarıdır. Yani hastalar kortizon enjeksiyonlarından biraz korkar ama m, lokal kortizon enjeksiyonlarının genelde vücuda bir zararı yok. O yüzden oraya tekrarlayıcı kortizon enjeksiyonları yapabiliyoruz. E ee, yine son dönemde ben e, PRP çok uyguluyorum. E, oradaki koksikin çevresindeki kasların aralarına uyguladığımız PRP tekrarlayıcı PRP tedavileri de orada rejenerasyonu hızlandırıyor, kasları rahatlatıyor. E PRP tedavisinden de çok fayda gördüğümüz hastalar var. Ee, ama tabii e, kemikte bir patoloji varsa, bir kırık çıkık bir şey varsa e, ve e, kemikte bir eğrilik varsa daha sonra da cerrahi işlemlere geçiyoruz. Yani Nasıl peki cerrahi işlemler? Zor olsa gerek e, sonra toparlanma e, akut, süreci. E, akut çıkıklarda yani mesela düştükten sonra oluşan bazı kırıklar çıkıklar var. E, merdivenden düştüğümüz zaman oluşan kırıklarda akut çıkıklarda. Haftaya bir ameliyathanede sedasyonu alıp e, rektal tüşeyle biz kopya altında elimizle, el müdahalesiyle sadece e, makattan girip oradan e, kemiği düzeltebiliyoruz, kemiği yerine oturtabiliyoruz. E, tabii bunun iyileşme süreci 6 hafta, 8 haftayı bulabiliyor ama ağrısı akut dönemde hemen düzelebiliyor. E, fakat kronik durumlar var yani kemik oluşmuş, kırılmış, şekli bozulmuş. 6 ay geçmiş, üstünden bir yıl geçmiş. O zaman tabi buna müdahale yapmak lazım. Yani ya yerine açık cerrahiyle oturtmak lazım. Oturtup tellemek veya işte vidalamak gerekiyor. Veya da kuyruk sokumundaki o ağır yapan bölgeyi çıkartmak lazım. Tabi burası çok sevdiğimiz bir bölge değil. Bütün kas, leğen kemiğinin kaslarının, bağlarının yapıştığı e, belden çıkan büyük sinirlerin çevresinden geçtiği, saklar sinirlerin çevresinden geçtiği bir yapı. O yüzden cerrahi müdahaleden mümkün olduğunca uzak Kaçın durarak e, tedavi etmek lazım. Hmm. Ama e, işte tedavi edemediğimiz zaman 6 ay, bir yıl hastalar gerçekten çok ciddi Isdırap, sıkıntılar kekiyorlar. yaşıyorlar. Ee, bir de kuyruk sokumu kayması var. O nedir? Evet. O, onun tedavisi nasıl oluyor? Kuyruk sokumu kayması şimdi dediğim ya, mi? dediğim kemi dediğim böyle bir kemik. Şimdi e, sık karşılaştığımız şey Genelde işte merdivenden inerken aşağı doğru kayarak düşerek poposunun üstünde oturduğumuz evet. zaman veya bir yerden kayarak banyoda koyup, kayıp popumuzun üstünde düşüyoruz. O zaman oturduğumuz yer aslında bu koksik kemiği yani e, poçik kemiği. Oraya oturduğumuz zaman bir aniden bindiği zaman dört e, parça beş parçadan oluşmakta kemik. Birbirine birleşmiş beş parçadan e, oluşmakta. Uç kısmında şöyle kırık oluşuyor yani şöyle içeride doğru dönük Kolay oluşuyor. Kolay kırılan bir kemik midir? Ee, şimdi tabii şişmansanız eğer <laughs> ağırlığınız fazlaysa üstüne düştüğünüz zaman şiddetiyle. yükün ağırlığına bağlı çok kolay bir kırılan bir kemik değil ama yükün ağırlığına yani tüm vücudun yükü oraya bindiği zaman tabii ki de uçtan kopabiliyor. Ee, kayması dediğimiz şey aslında kırık yani kırıklı çıkık diyebiliriz. Kuyruk kayması bu. Bu bir parçası öne doğru kıvrılıyor. Tabi bu parça kırıldıktan sonra burada çıkıntılı bir kemik oluşuyor. Hmm. Oturduğumuz zaman o çıkıntılı kemiğin üstünde oturuyoruz. Yani direkt çıkıntının üstünde oturuyoruz. Esas ağrıyı yapan o zaten. Yani bunu işte bunu şey, uygun şekilde böyle pozisyona getirmezsek, çünkü konkav bir yapısı var, bunu uygun bir pozisyona getirmezsek bu çıkıntının üstünde devamlı oturuyoruz, oturuyoruz, oturuyoruz. O yüzden ciddi anlamda ağrı yapıyorum. Akut çıkıklarda e, yani düştünüz 10 gün, 15 gün içinde, 20 gün içinde doktora başvurduğunuz zaman e, bu parçayı bizim işte ameliyathanede e, sedasyon altında böyle genel anestezi değil hafif bir sedasyon altında makattan gelerek parmakla düzeltme Düzeltmek. şansımız var, oturtma şansımız var. Ama kronik çıkıklarda CLA işlemlere gitme şansımız var. Ee, peki kuyruk sokumu rahatsızlığı yaşayan hastaların Hı? nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi kuyruk sokumu ağrısı aslında altta çok ciddi problemler de yaratabilir. Yani altında çok ciddi problemler de çıkabilir. O yüzden kuyruk sokumu ağrısı varsa Minimal bir ağrı bile olsa muhakkak doktora gidin. Neden? Çünkü e, kuyruk sokumu ağrısıyla gelip ben e, çok rastladığım hasta var. bağırsak e, tümörü, e, mesene tümörü, işte kadınlarda jinekolojik tümörler, e, genelde kanser hastalarında e, kuyruk sokumu ağrısı çok sık görülür. O yüzden e, minimal bir ağrı bile olduğu zaman e, muhakkak doktora gidilmesi lazım. Çünkü altında çok büyük kitlelerle karşılaştığımız hastalar var, atlanmış hastalar var. Uygun tetkiklerin yapılmadığı, uygun tetkiklerin görülmediği ve sadece... Belli basit... bir süre sonra mı çıkıyor bu ağrı bu tarz hastalıklarda? Tabii yani belli çünkü şimdi bağırsakları, jinekolojik yerlerdir, işte uteristür ya da mesenedir. Bunlar belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra zaten kuyruk sokumda ağrı yapar. O yüzden e, kuyruk sokumu ağrı verdiği zaman kanser türleri aslında ilerlemiş oluyor. O yüzden müdahaleleri de çok geç oluyor açıkçası. E, o yüzden e, kuyruk sokumu ağrısını gördüğümüz an, bir travma yoksa, yani düşme yoksa, işte oraya bir çarpma, düşme, burkma bir şey yoksa, sızı tarzında başlayan bir kuruk sokma ağrısı altında çok ciddi problemlerle çıkabilir. O yüzden muhakkak doktora gitmemiz lazım. Hele ee, bir de diyorsun yani düşme varsa da muhakkak da gitmek evet, lazım. Her herhalde her, her halükarda doktora ki Sonradan o e, evet. meşakkatli süreç e, yaşanılmasın evet. Aynen herkes öyle. için. Ee, kuruk sokma ağrısı yaşamamız için uygun ergonomi çok önemli. Yani e, uygun koltuk pozisyonu, koltuğun altında genelde çok satılıyor artık. E, Koksiste yük taşıyıcı, azaltıcı e, şeyler var. Petler var, yastıklar var. Eğer uzun saatler e, masa başında bir göreviniz varsa mesela e, sabah 5'te başlayıp akşam 8 e, sabah 5 nereden çıktı ya? <laughs> akşam, sabah ya. 8'de başlayıp <laughs> akşam 5'e kadar çalışıyorsanız e, mesela yarım saat 40 dakika oturuyorsanız muhakkak 40-15-5 kuralı vardır. 40 dakika oturuyorsanız 15 dakika ayakta durup 5 dakika yürümemiz Yürüyüş. lazım. Ee, bunun muhakkak sürekli kendinizi e, şey görev haline getirmeniz lazım ki zaten bunu sadece kuyruk sokumu için söylemiyoruz biliyorsunuz her zaman uzun süre oturma bel kasları için omurga kasları omurga için eee bir şey değil o yüzden 40 dakika oturuyorsak 15 dakika ayakta durup 5 dakika yürümemiz lazım. E, uzun süre oturmak iyi bir şey değil yani. Peki teşekkür ederiz <laughs> ben Erman Hoca. Ee, az sonra bilinç altından bahsedeceğiz. Bizden ayrılmayın. hayatımızı nasıl etkiler? Regresyon ne demek? Bakırın ve taşların şifasından nasıl faydalanılır? Çakra nedir? Vücudumuzda nerelerde bulunur ve ne anlam ifade eder? Enerji çalışmaları çakraları nasıl etkiler? Spiritüel danışman Rabia Yılmaz Karatay yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Spiritüel danışman Rabia Yılmaz Karatay bizimle beraber hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Biz deyiz. Biz böyle seviyoruz. Çok da ilgimizi çekti aslında evet. bilinçaltı. Sık sık da programımızda işliyoruz. <laughs> Sizle de bunu konuşmak istiyoruz. Bilinçaltı nedir ve nasıl çalışır? Bilinçaltı insanın kara kutusu diyebileceğimiz bütün kayıtları... ...anne rahmine düştüğü andan ve hatta geçmiş yaşamlarından... ...atalarından aldığı bütün kayıtları depoladığı yer... Diyebiliriz. Peki nasıl çalışıyor bilinçaltı? Ee, çok genellik... kontrolümüzde değil sanırım anladığım kadarıyla. Değil evet biz hiç farkında olmadan aslında hayatımızı yöneten otomatik pilot gibi yönetiyor. O yüzden e, bilinçaltının farkında olmak e, çok önemli. Bu değil anlamda. mi çok önemli. Peki ee, nasıl etkiliyor bilinçaltı hayatımızı? Yani e, bir şey yaparken bilinçaltımı da bilmeden bizi yönlendiriyor mu? Nasıl bir etkisi var? Evet farkında olmadan yaşamamızı korkularımızla özellikle kaygılarımızla biz farkına varmadan düşünmeden otomatik olarak yönlendiriyor. Hı hı. Bu yüzden bilinçaltının farkında olmak çok önemli. Bilinçaltı terapileri bu yüzden çok önemli. Peki... Çünkü kodlamalar var. Yani aile, çevre, Heh, evet. toplumdan aldığımız kodlamalar var. Doğrular ve yanlışlar şey var. Şey gibi değil mi, hani. Ya niye hep bu benim başıma geliyor? Neden ben bu konuyu çözemiyorum? Aslında nerede yanlış yapıyorum? Bu bana ne öğretmek istiyor? Bunları devamlı bulamadığımız e, bazı durumlar olabiliyor. Evet. Siz evet. burada bilinçaltındaki kodlamaları düzenleyerek insanların aslında daha temiz, daha böyle e, temiz bir sayfa açıp aslında bu tarz e, her zaman başlarına gelen olayların gelmemesini mi sağlıyorsunuz? Evet e, insanın enerjisini doğru kullandığında ve aslında e, farkında olmadan e, farkında olmadığı duyguları tespit edip temizlediğinde yaşamının e, gücünü ve yönünü nasıl değiştirebilme yetisine sahip olduğunu gösteriyoruz. Yani insanlara yaşamda Hedef, istek ve amaçlarına e, kavuşabilmek için ilerli ilerlemelerinde e, görünmeyen kısımdaki temizliğin e, halının engelleri. Altını... Evet evet evet. Yani Şimdi soracağım peki yani hep şundan bahsediyoruz. Bak, bak Yeni aklıma geldi çok ilginç. Hep bilinç altında işte altta yatan travmalar, altta yatan korkular, endişeler falan bahsediyoruz Hı -hı. ama e, bilinç altında hiç bir iyi bir şey yatmıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> çok değişik bir soru oldu ama evet. yani bilinç iyi şeylere bilinçaltında yaşadığımız şey iyi şeyler bizi yönlendirmiyor mu? Öyle hayatımıza etkisi Yönlendirir yok tabii ha? yani e, kopyaladığınız olumlu ve pozitif şeyler Var, sizi mi? tabii pozitif anlamda yönlendirir. Ancak genelde e, Kötü bilinçaltı... Kötü şeyler hayatımızda etkilediği ya. için onlara yöneliyoruz. Evet, evet. Anladım. Evet yani gizlediğimiz, sakladığımız noktadır. Halı altına Hı. süpürdüğümüz noktadır bilinçaltı. Hı. O yüzden önemlidir. Yani insan farkına varmadan yönlendiriyor. iyi farkına varmadan yönlendiriyor otomatik olarak e, yaşamına bazı şeyleri çekiyor. Bilinçaltındaki doğru, negatif kayıtlarla işte toplumdaki, ailedeki e, doğru ve yanlışlar la. E, e, bunları e, şey yapıyor, kabul ediyor. ettiğinde hı. farkında olmadan yaşamını bu şekilde yönlendiriyor. Peki regresyon nedir? Ondan da biraz bahseder misiniz? Regresyon bir bilinçaltı terapisidir. Eee Hasta, yani danışanlarımızla birlikte bilinçaltına beraber yolculuk yaptığımız bir terapidir. Direkt kaynağa gidersiniz, e, tespit edersiniz e, neyse yaşam yolundaki engel ya da o an için karşılaştığı sorun bunun tespitini yaparız kaynaktan bunu dönüştürürüz dönüşüm yaparız böyle bir e, çalışma. Nasıl tespit ediyorsunuz mesela? Evet, iletişim halinde olarak tamamen kişinin çok rahat hissedebileceği bir ortamda. Siz onları böyle yakalıyor musunuz? Evet. Evet, evet, hipnoz Diyalog gibi mi yani ona benzer e, hipnoz düşün. değil evet. ama teta e, halinde gibi danışan uzanıyor. Evet. Kristal Hı. bir yatağımız var bizim. Kristal yatak. Aa, o nedir evet. bilmiyordum ben. Kristal Aha. yatak. Yapınca yani defa <laughs> duyuyor. Evet. Ben de ilk defa duyuyorum. E, kristal e, yatak terapisi de uyguluyoruz biz. E 7 adet kuvars kristalinin e, kişinin çakra bölgesine izalanarak e, kri, e, çakra renginde ışığı verdiği ve belli dereceli kademeli hızlarla dönüş sağladığı, erkeklerde farklı, bayanlarda farklı yöne dönüş sağladığı, çakra blokajlarını e, açılmasına sağlayan, e ve sağlıklı dengede çalışmasını sağlayan çok muazzam bir terapidir. Ya tak gerçekten kristal değil. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> İsim oluyor. yani. Güzel öyle bir çizgi film gibi geldi böyle, bana öyle. prenses gibi böyle yatacaksın. <laughs> evet. 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 Bakırın ve taşların şifalarından da faydalanıyorsunuz. Bunlar nasıl oluyor? Ya yani bakır ve taşın zaten birleşimi ekstra bir e, şifa kaynağı oluyor. E, taşlar yeryüzünde e, entropiye uğramayan tek madde. Hı. oluyor kristaller. Yani Yaradan'ın yarattığı ve yeryüzünde olan en saf haliyle duran maddedir. Ee, ...inanılmaz bir e, frekans gücü vardır. Özellikle kuvars kristalinin iyileştirme gücü ve negatif enerjiyi pozitif çevirme gücü çok yüksektir. Bakır da keza e, suyu dahi iyileştirme gücüne sahiptir. Bu yüzden Gaziantep'e gittiğiniz zaman orada bütün kapların, her şeyin evet, bakır, bakır bakırda olduğunu görüyorsunuz. Bakır kullanılır, bakır da pişirilir değil mi? Geçmişte zaten evet aslında bunların hepsi çok aktif olarak bilinip... ...hayatın içinde uyarlanmış. Biz şimdi yeniden hatırlatmaya çalışıyoruz bunları. Peki ee, altın var mı? Son dönemin yeni trendi. Altın tedavisi <laughs> var mı? Altın suyu falan o tarz bir şey mi evet, var mı? Evet. Uyulamamı evet. Var mı? evet. O... Yani Biz monotomik altın suyu... 100 doğal olan... E, ...atom altı sağlayıp sağlayayım. E, gerek beyin fonksiyonlarında... ...beynin orta lobunu çok ciddi anlamda... ...aktifleştiriyor. IQ seviyesinin yükselmesine sebebiyet veriyor. E, metabolizmayı hızlandırıyor... E, endokrin sistemini e, çok sağlıklı hale mi? getiriyor. Bizim kullandığımız monotomik altın suyu Aynen. dediğimiz yüzde yüz doğal olan e, altın Vallahi suyu bir çok olsa gerekiyordu. <laughs> Şimdi <laughs> daha da pahalanmıştır bilmiyorum artık. Yok yok değil <gülüyor> <gülüyor> yok değil. Bizde <laughs> değil. Peki biraz da çakralardan bahsedelim. Çakralar vücudumuzun neresinde bulunur? Ne anlam ifade eder? Bunları nasıl düzenli hale getirebiliriz? E, çakralarımız e, ben şu şekilde söylüyorum. Bizim bir telefon olduğumuzu düşünün. Kainata kuantumsal alana arama yapabilmemiz için bütün çakralarımızın sağlıklı çalışıyor olması gerekir. Her birinin çok özel fonksiyonu vardır. Bizim sağlıklı olabilmemizin temelinde çakralarımızın dengeli ve sağlıklı çalışıyor olması çok ama çok önemlidir. Cahillime kusura bakmayın da çakra nedir? Ben yani çakra gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Yani. Çakra bizim evet. ağzımız ve burnumuz dışında evet. nefes alan enerjiyi alıp verebildiğimiz evet. yedin enerji noktamız daha vardır. Hı -hı. Bunlara çakra denilir. Nelerdir bu noktalar? Ee, biraz önce anlattınız evet. kuyruk sokumu. Ee, evet. İlk kök çakra hemen kuyruk sokumundan gelmiş bak, bilmiyorum. Alır. ama tabii ki. o çek yerine Aa, çakra da diyebiliriz. Evet evet kök <laughs> tamam, çakra. Evet. Kök Hayata çakramız, bağlı evet. olduğumuz yer, Hı -hı. kendimizi güvende hissettiğimiz yer. Hı -hı. Sakral çakra göbek deliğinin hemen altındadır. Rengi turuncu. Renkleri de çok önemlidir. Çünkü hangi çakramızda... Evet onları da anlatalım biraz Hı -hı. izleyicilerimize. Hı -hı. E, hangi çakramızda blokaj varsa... ...bu renkleri yaşamımıza dahil edebiliriz. Duygularıyla da tespitini yapabiliriz. E, hayatta kendimizi güvende hissedebiliyorsak... E, ...neşeliysek... E, ...kök çakramız tamam. sağlıklı çalışıyor diyebiliriz. E, fakat bacak... E, Eklem ağrıları yaşıyorsak kök çakramız dengesizlik olabilir. Sakral çakra hemen göbek deliğinin altında yer alır. Rengi turuncudur. Üreme ve yaratıcılıkla ilgilidir. Mesela üreme ile ilgili çocuk sahibi olamayan insanları da genelde sakral çakrada problem olduğunu, oradaki enerjinin tıkanık olduğunu görüyoruz. Onun dışında mide çakrası bizim geleceğimizi şekillendirir. Rengi sarıdır. Kararlılık ve istikrar aynı zamanda korkularla da alakalıdır. Korkularımız varsa, sindiremediğimiz, hazmedemediğimiz hmm. durumlar varsa mide çakramız e, sinyal veriyor olabilir enerjisel anlamda. Kalp çakrası bir geçiş noktasıdır. Hem alt çakraları hem üst çakraları birbirine bağlar. Bir merkezdir. Güneş diyebiliriz ama rengi yeşildir. Zümrüt olarak kristal zümrüt olarak görürüm ben. Çok önemlidir. Nasıl sevdiğimizi, sevgiyi nasıl aktardığımızı, teslimiyeti, affetmeyi bize öğretmek ister. Affedemeyen insanların göğüs e, ağrıları, göğüs kanserleri kalp krizi gibi durumlarda e, duygusal bedende uzun süredir affedemedikleri öfke, kızgınlık gibi sevgiyle ilgili duyguların blokajından kaynaklı olduğu yapılan araştırmalar sonucunda e, tespit edilmiştir e, boğaz, boğaz çakrası e, kendimizi ifade edebilme, iletişim ile ilgilidir, aynı zamanda üst çakradır ee, doğruluk ve dürüstlüğü bize hatırlatır. Ee, ve kendimizi ne olursa olsun hayır diyebilmeyi de öğrenmemizi isteyen bir çakradır. Eee aksalde e, yaratır. Benim boğaz çakrası zayıf anladım. Hayır <laughs> diyemiyoruz evet. Çok önemlidir yani bu. Ee, üçüncü göz gözde kainata açılan kapıdır. Peki bir geldiğimiz zaman bu çakraların hepsine e, bakılıyor mu? Yani eee evet. ölçümünü hepsini... yapıyoruz. Evet, İlk ha? öncelikle ben siz geldiğinizde bir danışan olarak bizim evet. hı hı. E, merkezimize e, sizin bir auranıza bakarız hı hı. E, çakralarınızı kontrol ederiz size sizde olan her şeyi öncelikle söyleriz ve zaten e, %100 doğru ve doğal bir ölçüm yaptığımız için size kendinizi bildiğiniz için e, seanslar sonrasında aradaki farkı gördüğünüzde yaşamınızda enerjinizin değişmesiyle kendinizin en iyi versiyonunuza kavuştuğunuzu Direkt fark edebiliyorsunuz. Peki siz bu çalışmaları yaptıktan sonra herhalde danışanlarınız da daha sonra bu çalışmaları kendileri devam ettiriyorlar, değil mi? Yani size geldik, ay çakralarımız açıldı, her şey güzel. O oh, sonra her şey eskisi gibi e, olmasın. Yani birazcık emekle, birazcık pozitiflikle, Çaba. çabayla. Evet Şimdi şöyle bir şey var farkındalık kazanıyor insanlar yani orada enerjinin ne olduğunu elle tutulup gözle görülmeyen bir şeyin insan yaşamını nedenle değiştirdiğini deneyimledikleri için bir kalıcılık getiriyor yaşamda. Çünkü bir e, ilk yaşıyor kişi orada ilk kez geliyorsa eğer bir ilk yaşıyor e, ve bunu yaşadıktan sonra bu deneyimle bu farkındalığı idrak ettikten sonra enerjinin nedenle önemli olduğunu hem kendisine hem çevresine. Tanıtıyor. Bu da çok önemli bir şey ama istikrar, kalıcılık gerekli. Çünkü yaşam içinde biz, e, bizi biz yapan her şeyde istikrar gösteriyoruz baktığımızda. Enerji de böyle korunması gerekiyor. Çünkü sistem içerisinde e, bozulabiliyor, tabii. negatife düşülebiliyor. Tabii. Peki çok teşekkürler çok pozitifliğiniz teşekkür için bu güzel çok keyifli sohbetiniz olun. için. Çok biz kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağız. Müzik yaşamı nasıl başladı? Şarkı sözlerini nasıl yazıyor? Şarkıda besteye mi, müziğe mi önem veriyor? Albümlerini hazırlarken nelere dikkat ediyor? Hangi müzik aletlerini çalıyor? Sanatçı Sibel Hançer sanat yaşamıyla ilgili bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Emlak Konut Bilgilendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da başlattığı 50.000 sosyal konut ve 2020 yılında başlattığı her yıl 100 bin sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir. Emlak Konut Bilgilendirdi Pırlanta'nın büyüsü senin yanında Koçak Yedra Pırlanta Bileklik şimdi çok özel fiyatıyla Koçak Mağazaları ve Koçak.com.tr'de. Koçak. Trendyol efsane günlere son bir gün. Unutma efsane indirimlerin tekrarı yok. Bol bol mega indirim kuponlarıyla ekstra indirim var. Uygulamayı indir, ihtiyaçlarını favorile. Dost Yoğurt. Sütün tazeliğini alıştığınız dost lezzetiyle buluşturan yoğun kıvamlı yüzde dört yağ ve protein oranıyla sağlığınıza dost yoğurt. 3 kilogram dost yoğurt 19 lira 90 kuruş. Bim'den size. Pırlanta'nın büyüsü senin yanında. Koçak Yedra Pırlanta bileklik şimdi çok özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve Koçak.com.tr'de. koçak. Sanatçı Sibel Hançer bizimle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Selamlar herkesi selamlıyorum. İyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. E, müzikle ilginiz ne zaman başladı? Ben hemen onu sormak istiyorum. Yani çocukluk çağından itibaren biliyorsunuz bu işler gelişiyor. Ailede hem anneannem hem de annem güzel seslere sahip insanlardı. Erkek sesi olmasına rağmen babam da güzel şarkı söylerdi. Ailede öncelikle başladı. Daha sonraki e, öğretim zamanı itibariyle işte ilkokullarda eskiden çok yoğun biliyorsunuz müzik eğitimi yapılırdı. Aynı şekilde e, ortaokul ve liselerde de güzel müzik hocalarıyla birlikte e, çalıştık. Üniversite yıllarında da Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum ben fizik bölümünden mezun oldum. E, orada bir e, Türk Sanat Müziği korosu vardı klasik müzik korosu. Ona dahil olmuştum. Bir sürede orada çalışmalarım oldu. Daha sonra evlenip de İstanbul dışına çıktıktan sonra da zaman zaman fırsat buldukça müzikle ilgili her yere bir şekilde kanalize olmaya çalıştım. Değişik korolarla zaman zaman bulundum. Oradan da tabii ki etkilenmelerim oldu ama esas benim hocam çünkü ben bir eğitim almadım müzik eğitimi almadım bütün iyiliği ama annem sayesinde çok sıkı bir repertuarım var. Bir de tabii ki yetiştiğimiz çağlarda çok değerli sanatçılar vardı ve onların pop şarkılarıyla ben biraz popçu olarak biraz da aileden Alaturkacı olarak pop Alaturka durumunda yetiştim. Karıştırdın ne güzel ama müzikle uğraşmak çok güzel bence. Ee, peki size göre şarkıda beste mi önemlidir güfte mi önem taşır? Yani e, beste çok önemli tabii ki. Çünkü e, yabancı dilde bir şarkıyı dinlediğiniz zaman eğer o lisanı bilmiyorsanız sözlerin manasını algılayamayabilirsiniz. Ama müzik size bir şekilde e, kalbinize direkt olarak e, bir şeyleri hissettirir. Evet, Ve e, o şarkıyı beğendiğinizi düşünürsünüz. E, o yüzden söz tabii ki e, ikisi bir arada olursa... E, Birbirlerini besleyen şeyler o açıdan kesinlikle e, her ikisi de tercihimiz ama e, bazen çünkü dinlediğimizde bu beste sanki söze gitmemiş zoraki bir söz olmuş gibi düşündüğümde Çok oluyor. Çok inceler misiniz böyle parçaları? Ee, yani sanatçının e, o anki hisleri, düşünceleri, zevkleri neyse o ortaya konuluyor. O yüzden kimseyi irdelime gibi bir özelliğim yoktur. Ama tabii ki hani ben olsam şöyle yapardım diye Bebeğiniz öyle kendime oluyor. ayrı bir kapı açarım tabii. Şimdi hepimizin hayatında olmuştur aslında. Ben de gençken o zamanlar çok aşık oluyordum. Olurdu, geziyorum. işte birileri oluyordu, şey, şey oluyordu ama hep şarkı yapma hevesim vardı. Yani müziğimi yaptım, besteyi, güfteyi mi yapsam, sözü yapsam? Yani burada önemli olan sizce ne? Yani ilk önce müzik mi çıkıyor yoksa e, sözler mi çıkıyor? Nasıl yapıyorsunuz şarkıları? Çok merak ettiğim yani için müzik bir türlü çok, açıkçası. müzik, daha Hı? çok çıkıyor galiba. Hı? Ama yani yıllar evvel daha evvel de bahsetmiştim bir programda e, apartmanımızda oturan bir gençten arkadaşımız vardı. Ben okula gidip gelirken selamlaşırız konuşuruz. Daha sonra o e, vefat etti. Astım alerji gibi bir problemi varmış herhalde. Ben onu öğrendiğimde çok üzülmüştüm. 3 yaşında da bir çocuğu vardı. Hemen sonrasında eve çıktığımda hiç unutmuyorum. Yani o an çünkü ne bir mutluluk ne bir düşünce herhangi bir şey yok ama annesi boynuma sarılarak ağladı ben başsağlığına gittiğimde. Eve çıktığımda da bir anda e, rahmet Allah rahmet eylesin, rahmet rahmet eylesin. rahmetle anıyorum. Evet. E, o arkadaşa mesela bir şarkı çıktı. Yani düşünmeme gerek yok. Böyle bazen Nasıl? duyuyorum ben insanları. İşte e, ben e, üç kişi bir araya girdik, söz yazdık. Yani benim böyle bir şeyim yok. Ben hissetmedikten sonra toplu halde <laughs> bir şeyleri evet, hissedemiyorum. O yani evet. o akıyor bence. Evet, evet. Türklerimiz şey de olur. öyle çıkıyor. Evet. Altlar, tabi, tabi. Türkler hep öyle tabii. Zaten e, hissedilerek yapılan şeyin farkını hissediyor diyorsunuz diyorsunuz ki bu güzel. Böyle kalbe dokunuyor, değil evet, mi bir evet. şekilde. Yani insan çünkü güzeli biliyor. Yani eğitim alsa da almasa da güzeli biliyor. Ben e, yıllarca hep uzak durdum. Dedim ki hani bunlar çıkıyor ama hani delice şeyler mi acaba? Ne gerek var bana niye geliyor? Çünkü eğitimin bununla e, olmadı. O yüzden kendime de bu olaya pek layık hmm. görmemiştim ilk etapta. Fakat daha sonra böyle değerli müzik insanlarıyla bir araya geldiğimde bana dediler ki kendini kısıtlama çünkü güzel şeyler yapıyorsun. Yani biz konservatuar bitirdik ama his ayrı bir şey, üretmek ayrı bir şey. Sen hissediyorsun ve üretebiliyorsun. O yüzden de onların cesaretiyle çok çok özür dileyerek tabii ki bu şekilde yola koyuldum. E, karşıdaki dinleyicilere ne hissettirdiğiniz de önemli aslında. Seviyorlar, beğeniyorlar. Tabii herkesin beğenileri farklı farklı. İnsanların e yetiştikleri şekiller, ortamlar, e, bazı şeyler insanların seçeneklerini de farklılaştırıyor. O yüzden hani benim şarkımı beğenmek zorunda değil. Herkesin Belki evet tabii zaten. ki Öyle tabii şey yok. ama hani e, dinlediğinde insanlar en azından kötü bir şey bu diyemez. <laughs> yok, <estağfurullah, gülüyor> onu, onu onu biliyorum. E hayatınız müzikle geçmiş. Yani e, anladığım kadarıyla çocukluğunuzdan beri müzikle geçmiş. Evet. Albüm Deniz ne kadar kaç tane albüm yaptın? Yani 24 tane şarkım var şu anda evet. kendi kanalımda ve e, ilk olarak benim şarkılarım diye bir albüm yapmıştık. Daha sonrasında dediğim gibi hani e, kendimi çok bu konuda hani yeterli olup olmadığımı bilemediğim için Hı. şey yapamadım. E, fakat dedim ki yani bunlar ya benle ölüp gidecekler evet. ya bir şekilde ortaya çıkacaklar. Bir de ben bunun tanrısal bir özellik olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani e, okula gidip arabayı park ederken bir tane kız öğrencimle yaşadığım bir olay sonrasında Molla Desinler şarkısı pat diye çıkıyorsa evet. ve e, gerçekten e, şaşırtıcı bir olay. Yani o çocuğun bana o vermiş olduğu hisse yani ona söyleyemediğim duygularımı ama orada notalara dökerek bir şekilde şarkı olarak ortaya çıkıyor. Yani eee kendi bir kendi gelişiyor. yani ben o kadar zorladım evet. zorladım doktor, ya doktor oldum yani. <laughs> ne güzel. <laughs> Müzisyen olamadık yani. Peki herhangi bir, bir enstrüman var. çalıyor musunuz? Ee, çocukluk çağımda e, mandolin derslerine çok gitmiştim o yüzden mandoline hakimimdir bir ara e, çocuklarımla birlikte iki e, çocuğum var Jülide İpek Hançer ve Ataberk Hançer Almanya'da ikisi de onlara da sevgiler gönderiyorum Sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, çok teşekkür ederim e, onları getirip götürürken çok istemiştim özellikle Jülide piyano, piyano ve e, gitar üzerinde çok yoğunlaştı Ataberk güzel gitar çalardı onlardan biraz özendim herhalde. Eşim de sağ olsun benim müzik zevkimi bildiği için bana doğum günümde bir gitar hediye etmişti. Bir sürede gitarla ilgilendim. Daha sonraki zamanlarda işte 2017'de emekli oldum. Ve e, piyanoya başladım. Daha evvelde e, klavye çalıyordum zaten kulaklı ama şimdi Daha artık... Ne an, o, şey zaten. <laughs> Daha ne olsun? Yani. Bir şeyler yapıyorum herhalde. Peki sanatçıların <laughs> en çok yaşadığı sorunlardan biri de Telif hakkı. Mesela bestelerinizi, güftelerinizi başka bir yerde kullandığını gördünüz mü ya da kullanılmasına izin verir misiniz? Öyle bir şeyiniz var mı? Yani e, o tabii ki gurur verici olur. E, zaman zaman ben de e, bazı kişilerin şarkılarını söylüyorum cover olarak. Cover zaten yapılabiliyor. O yüzden e, hoş bir şey. Yani sizin bir göstergesidir. E, benim ürettiğim bir şeyi pek çok insanın kullanması ya da bir filmde onu e, dinlemek çok güzel. Çünkü sanat e, nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Duygularınızı herkesle paylaşamazsınız ama eserinizi herkese Kesinlikle, paylaşmak istersiniz. Doğru. Benim böyle bir özelliğim var. Yani ben duygularımı çok fazla insanlarla dışarıdan bakan bakanlarına hani ciddi durduğumda der ki bir sorunum var. Aslında yoktur. Ama yani hiç çok akrep burcuyum. Dün de doğum günümdü zaten. <laughs> da bilhattım. Şey çok böyle hani güldüğüm zaman da gamsız gibi falan hiç derdi yokmuş gibi düşünüyorum ama ne öyleyim ne öyle. Sadece... Hani e, olduğum gibiyim. Zaten ne güzel bir yöntem var elinizde. Bu güzel parçalarla insanlara her türlü hissinizi geçirebiliyorsunuz. E, ben biraz da pandemiden bahsetmek istiyorum. Evet. Pandemi sizin müzik hayatınızı nasıl etkiledi? Birçok müzisyenin... E, ...çok zor geçtiğini biliyorum pandemiyle ilgili. Çok doğru. Yani Türkiye'de zaten müzik piyasasının artık çöktüğünü biliyoruz. Yani bunu elle, isteyerek çöktürdüler. Ama insanların hislerine ve sanat aşkına engel olmak mümkün değil. Pandemide yaşananlar insanı üzüntü verici şeyler tabii ki getirdi. Ama üretmeyi fark ettirmiyor. Çünkü daha evvel işte dediğim gibi emekli olduktan sonra birkaç tane koron vardı... O koralara devam ediyordum Türk sanat müziğinde kendimi daha geliştirmek adına ee, ve e, onlar ortadan çıkınca tabii iki e, sene boyunca o ...tempo'ya gidemedik e, biliyorsunuz. Uzak kalmak zorunda kaldık. Bu dönemde de kendi ürettiğim eserlerimle... ...çünkü bir beklenti olmaması lazım. Sanat böyle bir şey. Yani Doğru. ille size getirisi olmayacak. E, çünkü siz zaten onu üretirken... ...haz duyuyorsunuz. E, bu da bana yetiyor. O şekilde e, eserleri... E, ...ortaya koydukça... E, ...çok değerli bir... E, ...aranjörle çalışıyorum. Onur Yeni Hayat... Onunla birlikte ben de dahil oluyorum bazen. Bazı yerleri kendime yönelik tercih ediyorum. O da beni çok onüre ediyor adı gibi. Diyor Sibel Hanım diyor hani siz diyor hani konservatuar okumamışsınız ama kendinizi ya bana atmayın pek de öyle durumda değilsiniz. Sizin çok güzel özellikleriniz var diye hem onüre ediyor beni. Birlikte bazen yaptığımız oluyor ufak dokunuşlarımla. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki dinleyicilerden hiç böyle tepkiler aldınız mı? Olumlu güzel tepkiler hoşuna Yani mi? olumlu tepkileri hmm. alıyorum tabii. genel itibariyle beğenilerinden söz ediyorlar. Hmm. Hani bilinçli bir dinleyici dinleyiciyse zaten ne demek istediğini algılayabiliyorum. çok enteresan şeyler oluyor mesela. ben 56 yaşındayım. Ee, tabii ki genç e, insanlar işte dahil oluyorlar diyorlar ki e, ben hiç bu tür şarkılardan biliyor musunuz hiç, hiç hoşlanmazdım ama sayenizde sizin sayenizde sizin artık bir fanınızım diyor. Yani her insanın demek ki e, seveni oluyor o yüzden e, bu da bana keyif veriyor yani e, bütün bir kitlenin bana gelmesi gibi değil ama zaman içerisinde en azından... E, Böyle şarkılar yani sadece bir döneme ait olacak şarkılar değil dinlediğinizde aradan bir 5 sene 10 sene geçtikten sonra da ya bu şarkı bu sene bile dinlenebiliyor diyebileceğiniz şarkılar üretiyorum. Çünkü çok şarkı üretiyorum ama seçici olarak önce benden onay alması lazım geçmesi lazım ki ondan sonra çünkü insanları değil, kandırmak mümkün alalım. değil. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben biz teşekkür ediyorum davetiniz geldik. için, Ama İzleyicilerimiz için sizden güzel bir parça alalım. güzel zevkle. bir e, kulaklarımızın pası silinsin. Çok Haftaya sağ olun. Haftaya biz yine aynı saatte burada olacağız. Sağlıkla kalın, güzel bir hafta diliyoruz. Hareketle kalın, şarkıyı da dinleyin. <laughs> Farzet bir kitap okudun ismi belli Farzet bir şiir okudun belki hisli Farzet bir resim çizdin anılarda da kadar renkli farze bir kitap okudun ismi belli